Evet arkadaşlar, iyi geceler. Asya'dayız, Happy Valley'deyiz. Tabii ki bu hipodromu biliyorsunuz ciddi meblağlar veriyor. 10 liraya 20 liraya oyun bulmak çok zor. Yani şimdi ben bir tahmin vereceğim tabii de ilk 3 aya ciddi anlamda kapalı tutacağım. Daha sonra yavaş yavaş son 3 ayakta kısık isimlerle geçeceğim. Ben bu şekilde bir kurgu düşünüyorum. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Zaten oynayacağım bir oyun değil açıkçası bu. Baştan da söyleyeyim. Şimdi herkes patır patır tahmin veriyor da kimisi oynayacağı oyunları veriyor, kimisi oynamadığı oyunları da tahmin veriyor. Açık ve net söylemek gerekirse ben bu hipodroma oyun oynamayı düşünmüyorum. Oynamanızı tavsiye etmiyorum. 100 tahmin yaparız, bir tanesi tutar. Yani zor bir hipodrom, Happy Valley. Belki de AGF sıralamasında birinci, ikinci isimler gelecek. Artık orası tamamen kısmet. Çünkü ilk 3 aya şöyle bir baktığınız zaman 40 ile 60 arası handikap puanları olan, daha doğrusu ilk 4 ayak 40 ile 60 arası handikap puanları olan isimler koşuyor. Özellikle de 7'li plas ayanları zaten 0 ile 40 arası handikap puanı olan isimler koşuyor. Tabii ki bunlar zor. Ben biraz inceledim, sık dokudum. Ama 4. ayaktaki 40 ile 60 arası handikap koşuda bir güvenilir isim buldum. Rakibi de var tabii ki. Rakibi yok değil ama rakibini yazarsak maalesef katlıyor. Neden rakibi yerine o ismi sizlere lanse ettiğimi de zaten oraya geldiğimizde anlatacağım. Altın ilk aya favorim 4 numaralı Cavalier Eagles. Chadwick ile. İkinci ismim 3 numaralı Moraes Partners. João Pereira ile. Üçüncü ismim 1 numaralı Florin Chris Deaton'la. Daha sonra 2 numaralı Speed Feyfey. Avusturya menşeli bir isimdir bu. Dikkat edin arkadaşlar. Bu arada beni yeni dinleyen dostlarımız varsa bu hipodromda verilmeyen gerilerde kalmış Avustralya menşeli isimlere dikkat etsinler ve ufak tefek bahis oyunu oynasınlar. Yani 0 puan veriliyor ya da handikapı %1 AGF'si %1 diye düşünmeyin. Genelde her hafta bir tane bu tip isim yarış kazanıyor. Biraz baskın görünüyor o Avustralya menşeli isimler, Yeni Zelanda ve İrlanda'daki isimlere. Bu hipodromlarda daha iyi koşuyorlar. 5 numaralı Amazing Nives. 7 numaralı Big Two. 9 numaralı Shatter Pins. Benim tuttuğum isimler. Tekrarlamak gerekirse şurada 10 numarayı yazmıştım da buraya 9 numara diye ilave etmişim. 10 numara, 1 numara diye ilave etmişim. 10 numara olmalıydı o. Tekrardan söyleyecek olursak 4, 3, 1, 2, 5, 7, 9, 10. Ben burada bir iki isim çıkarmak zorunda kaldım. Tutmadığımdan değil. Bana kalırsa burayı 7 numaralı Big Two ya kazanır ya da burada kıyamet kopar arkadaşlar. Net olarak söyleyeyim size. Burada en ciddi tuttuğum isim 7 numaralı Big Two. Eğer kötü koşarsa burası kapamaya gider. Aynen bu şekilde de yorumlayalım. Şimdi gelelim altılının ikinci ayağına. Burası da biraz karmaşık geldi bana. Burada benim favorim 8 numaralı Gore 4T arkadaşlar. 8 numaralı Gore 4T benim burada favori ismim. Daha sonra 7, 2, 3, 1, 5,
9 ve son olarak Taycan 6 numara pomponla. Burada ben yani bu şekilde mecburum geçmeye. Diğer isimleri tutmuyor değilim, sakın yanlış anlamayın. Mecbur şablon için bu şekilde yani oynamıyorum diye de her yere haş 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 iki tek üç tek deyip de şablon verecek halimiz yok. Yine didik didik eledik bu isimleri çıkarmak zorunda kaldım. Beşli Ganyan muhtemelen oynanılabilir arkadaşlar, baştan söyleyeyim. Ona biraz bütçemiz yeter sanırım. Altının üçüncü ayağında benim favorim bir numara Titan ile. Zaten en çok atı da buraya yazdım. 9 numara Valiant Fortune Hamel'in. 10 numara Kirkut Booming Zac Burton. 11 Mega Bonus. 7 Britkit Avusturya menşeli. Sıfırlarına aldanmayın. Yarın günün bombasını patlatabilir arkadaşlar. 6 Universal Gogo. 5 Make It Quick. 4 Justit Moreira ile bir koşu gördü. Üstüne deklar etmişler. Flawless'ın antre ettiği bir isim. Belki ikili üçlü de kalabilir. Kazanır mı orayı bilemiyorum. Çünkü burada çok kapalı kutu at var. 2 Triple Halle Bertney. Lor'un antre ettiği bir isim ki Lor burada Cruz, Size gibi antrenörlerden sonra 3. 4. en iyi antrenördür. Dikkat edin. Bu ismi farklı bir netice aldırtabilir. Çünkü grupta zaten doğru dürüst at yok. 3 numara Wind Spreader. Şimdi burada da Saruhan bize bir at söyle dersiniz arkadaşlar. Söyleyeceğim. 2 tane at var. Bir değil. Yani onlar kötü koşarsa bana göre burası da karışır. Ben Moreira Moreira demeyeceğim. Yarın ne çıkar AGF'si onu da bilmiyorum. İlk etapta 10 numaralı Kurkit Beaumont. İlk tuttuğum isim arkadaşlar. Daha sonra 9 numaralı Vaillant Fortine. İkinci isim olarak tutuyorum. Ve az önce dediğim gibi şu bir isim vardı burada. Az önce söylemiştim. Hangisiydi o ya? Bir tanesi. Yani çok kötü gibi görünen bir isim. 7 numara Brick Kid. Yani bu isim at da geçmeyebilir. Yarışı da kazanabilir. Yani sıfırlarına aldanmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk 3 ismim 10, 9, 7. Daha sonra kapalı. Zaten 10 ve 9 burada. Eğer kötü koşarlarsa burası karışır gibi geliyor bana. Evet, geldik şimdi bankomuza arkadaşlar. Altının dördüncü ayağına. Sebebini de size anlatacağım. Ben burada bir numaralı Fabulous Earth'ı günün güvenilir ismi olarak düşünüyorum. Son koşularına aldanmayın. Burada nasıl bir totosu çıkmış bunun, ben TJK'dan bakıyorum şu an, anlamadım da. Bu isim kaçak bir isim arkadaşlar. Numara alıyor. Mesafe 1000. Yani en son koşmuş olduğu koşularda son 3 koşusunda Badel ve CYHO deklare olmuştu. Uzun zaman sonra aynada yarış kaybettiği jockey Moreira'yı deklare etmişler. Ki bu mesafede 56-74 de bu ismin ikinciliği mevcut. Son
Son koşusunda da 56.98 ile dördüncülüğü mevcut. He, kötü koştu. Burada kim devreye girer diye düşünüyorsanız ki burada farkındaysanız zaten bir isim söyleyeceğim sadece. O da 4 numaralı Scorch Tykan. Neden ilk etapta bu ismi söylemediğimi de size açıklayayım. Az önce söylediğim gibi yarış derecesi 1 numaranın ölüsü 56'ların içinde kalıyor. 57 yaptığı da oluyor ama 56.74 ile 1000 metrede ikinciliği mevcut. Son koşusunda da numarayı alamamasına rağmen yarışa 4 başlayıp 4 bitirip 56.98 gibi bir derece içerisinde kaldı. Badel üst üste 2 defa bindi bu isme. Bu at forumda olduğunu fark ettiler ki Moreira'yı deklar ettiler atın üstüne. Muhtemelen burada Moreira bence yarışa gidecektir. Ha, tek rakibi kim? Dediğim gibi 4 numaralı Staj Taykın. Ama Staj Taykın'ın son koşmuş olduğu koşusunu izledim. Sprinter bir isim. Gerilerden geliyor. O yarışta da 1000 metrelik bir koşu koşuyor. Ve bu koşuyu kazanıyor. Kazandığında da 57-26 gibi Moreira'nın çok gerisinde bir dereceyle yarışı kazanıyor arkadaşlar. Yani bir isim düşünün, 57, 56 ile 26 ile birinci oluyor. Başka bir diğer isim düşünün, 56'ların arasında hem ikinci hem dördüncü oluyor. Sondaki atakları çok iyiydi. Burun ucuyla falan aldı yarışı bu 4 numara ama ben 1 numaralı Fabrice Eaton'un bu koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Farklı kurgu düşünen dostlarımız varsa belki derecesini genişletebilir ya da 1 numara kötü koşabilir. O zaman 4 numaranın devreye girme ihtimali var arkadaşlar. Altının 5. ayağında 2 isim tutuyorum ben. Birincisi 1 numaralı Sky Freiber. Alexis Badel biniyor bu isme. Son koşmuş olduğu koşusunda da zaten beraber koştular. Ve sonlardaki ataklarıyla 1.09.98 ile koşuyu 1200 çimde ikinci tamamladılar arkadaşlar. Badel şimdi bu ismi tanıyor. Üçüncü binişi olacak. Bence artık üçüncü binişinde de bir birinciliği alsınlar. Yarışta biraz süratli gidecek çünkü. Umarım başarılı bir koşu koşar. Burada benim ikinci tuttuğum isim de 4 numaralı Invincible Missile. Invincible Missile son koşmuş olduğu koşusunu 1650 mesafede sprint atarak kazandı. 1.39.87 ile. O zaman üstünde McDonald vardı 4'ün. Şimdi Harley Bentley biniyor. Ben iyi bir koşu bekliyorum bu isimden. Süratli gidecek olan bu koşuda yarışı lehine çevirmesini umacağım. Ben burayı normal şartlarda iki isim tutuyorum arkadaşlar. Ama eğer burada farklı bir isme yönlenmek isterseniz 10 numaralı Oscar Glory belki bu koşuda bir beyaz bayrak ayna gerçekleştirebilir. Bilginiz olsun. Sonuç itibariyle Size'ın antre etmiş olduğu 2 numaralı Lepoff Feth yerine bu 10 numaralı isme binmiş. Ama ben kupon hem cazip hale gelsin hem de yarış süratli gideceği için sprinterlerden biri kazansın dedim. Maldives'i eledim. Maldives de bir sprinter isim. Zaten o favori çıkacak yarın. Ben cazip isim aradım arkadaşlar. Ve iki sprinter 4 numara Invincible Missile'la 11 numaralı Skyforever'a güveniyorum. Neyse, altının son ayağına geldiğimiz zaman burada da biraz eleme yaptım. Benim favorim 3 numaralı Jolly Good Heart. İki isimle geçmeyi düşünüyorum buraya arkadaşlar. Bu isim ayağına çok seri bir isim arkadaşlar. 3 numara Jolly Good Heart. Mesafeye bakıyoruz. Mesafe 1200. Üstünde Leung var bu ismin ve bu isim daha önceden baktığınız zaman 3 koşu önce Leung ile
bir koşuda beyaz bayrak ayını yapıp 1.09.85 derece ile yarışı kazandı. Daha sonra yine Leung bindi. Yine 1200 koştu. 1.09.94 ile o koşuda da aynada geçildi. Daha sonra bu ismi şöyle bir rahatlatmak amacıyla farklı bir jokey bindirdiler. Shao'yu bindirmişler 1200'de. Derece de zaten 1.10.57. Yarışı da 9. tamamladı. Burada şu anki koşunun galibini yaptığı resmen bağırıyor. Çünkü Leung'la bu isim iyi koşuyor. Şu an üstündeki jokeye bakıyoruz. Leung yarın çıktığı gibi bu koşuyu bitirebilir arkadaşlar. Benim inandığım bir isim. İlk sırada öneriyorum. Daha sonra bir tane de geriden gelen bir sigortam olsun diye düşündüm. Yine bu Leung'un binip de indiği, Leung'un inip bindiği şeyinin deklare olmuş olduğu 6 numaralı Goat Marcius'tan da ciddi bir sprint bekliyorum arkadaşlar. Bu attan Leung niye indi bilmiyorum. Herhalde önde yalnız kalacağını falan düşünüyor. Ondan inmiş olabilir ama altının ilk koşusu çok ışık vericiydi. O diğer birincilikleri bu hipodromda değil ki, burada göstermiyor çünkü o koşularını. Büyük bir ihtimal Yeni Zelanda'da o koşularını gerçekleştirdi. Burada da koşu gördü dediğim gibi. Ve bu koşuda gerilerden sprint atıp ilk 3 numaranın durduğu yerde yarışı vurmaya çalışacaktır. Arkadaşlar, HPV'le çalışmam da burada bitmiştir. Yani başarısız tahminim olur, kötü tahminlerim olur. Ama mesela yani var 3, 4, 5 kişi var. İsim vermek istemiyorum şimdi. Gayırmak istemiyorum. Onlar kendilerini biliyor. Özellikle ben ne zaman YouTube'ya yorum atsam hemen Allah razı olsun altına yorum atan 2-3 tane benim sevdiğim abilerim var. Zaten bir tanesi Twitter'dan biridir. Hep beraberiz. Grupta bile beraber olduk. Yani sizlerden de böyle bir istismar bekliyorum. Yardımcı olun, beğeni atalım, paylaşım yapalım. Özellikle Twitter'a paylaşım yapalım. Twitter'a oradan nasıl paylaşım yapacağım bilmiyorum diyorsunuz. Sorun bana. Önemli değil. Ben size açıklarım. Orada paylaş butonuna bastıktan sonra zaten orada haneler açılacak. Twitter mı ya da Cacurt mu diye. Oradan AGF düşmanının yorumları ya da sadece paylaşım yapsanız Twitter'a benim için yeterli. Paylaş tuşuna basıyorsunuz. Twitter var, Tumblr var, Skype var. Ne bileyim ben, Facebook var. Yani bana biraz destek çıkın arkadaşlar. Şu izlenme oranları yükselsin. Hiç hak etmiyoruz buralarda durmayı. O izlenme oranları yükseldikçe benim sorumluluğum da daha da çok artacağı için daha etkili ve daha bilinçli ve daha nasıl derler ona? Sizin anlayabileceğiniz şekilde yorumlar yapmaya devam edeceğim. İşte yardımcı olun. Başka bir temennim yok arkadaşlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.